Merhaba yarışseverler, 13 Mart 2020 Cuma akşam İzmir koşu rally'ine karşınızdayız. Gündüz Kocaeli'yi verdik, sıra geldi akşam İzmir'e. İzmir'de bugün 7 koşu var, 6'lı 2. koşuyla birlikte başlıyor. Bugün sizlere İzmir'den 30 TL'lik bir kupon hazırladım. Bugün İzmir'de kuponum 30 TL. Şimdiden herkese bol şanslar diyerek 6'lı yorumlarımıza gelin başlayalım. Altılımızın ilk ayağı 4 yukarı İngilizlerin Handikap 14 dişlere mahsus 1600 kumuyla başlıyor. Statla birlikte öne düşüp liderliği alacak 2 numaralı Lady Biscuit. Önde kaçmaya başlayacak. Peşine süratli isimlerden 1 numaralı Fındık Kıran, 5 numaralı Sweetie Beryl, 6 numaralı Banan ve 7 numaralı Oya takılıp önde kaçan Lady Biscuit'ı takibe başlayacaklardır. Düzlüğü de ilk gören isim olacak olan 2 numaralı Lady Biscuit önde liderliğini koruyup kimseye yakalanmadan bitirmeye çalışırken takipteki isimlerden ağır kilosuna rağmen son yarışını kazanırken neden iyi durumda olduğunu gösteren 1 numaralı Fındık Kıran. 2018'in son aylarından beri birincilik hasreti çeken iki isim. Devamlı tabela diplerinde ya da tabelanın içinde bitiriyorlar. 5 numaralı Sweetie Beryl ve 6 numaralı Bana. Öndeki 2 numaralı Lady Biscuit'ı yakalamaya çalışacak isimler olacaklardır. Son metrele doğru bu öndeki dörtlünün birincilik mücadelesi devam ederken geriden sprinte kalkacak Atakan Cemdağ Deviren ile 9 numaralı Cool imajında atakları görülecek ve birinciliğe ortak olmak isteyecektir. Bu 5 safkandan birisi adını tabelanın en üstüne yazdırıp birincilikle koşudan ayrılacaktır. Saydığımız 2 numaralı Lady Biscuit, 1 numaralı Fındık Kıran, 5 numaralı Sweetie Beryl, 6 numaralı Bana ve 9 numaralı Cool imajı yazarak altılıya 5 atla başlayalım derim. Altılımızın ikinci ayına geldiğimiz zaman 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3 kısa mesafeli 1200 çim koşusu karşısına çıkıyor. 13 safkanın start alacağı kısa mesafeli çim yarışında çim de her zaman başarılı olmuş ve gruptan farklı kalitesiyle dikkat çeken 8 numaralı Utku'nun kızı. Bütünleştiği jokeyi Mertcan Çelik idaresinde ilk yazacak isim olmalı kuponlara. Sahip değiştirmesine rağmen jokey değiştirmeyen 13 numaralı Nanova gördüğü 2 yarışta da başarılı koştu. Bugün için ihmal etmeyelim. Israrla yazmaya devam ettiğim 10 numaralı Derin Damla sürprizci jokeyi Dorukan Palavur idaresinde yine yazacağım kuponuma. Bir hakim yavrusu olan kaliteli 1 numaralı Heartfloat kendisini çok iyi tanıyan Çetin Ok ile bitirebilir. Ve son olarak son çim dördüncülüğü ile geliyorum sinyalleri veren 3 numaralı Wellburn. Huyunu suyunu bilen pilotu Adem Şen idaresinde kuponlara yazacağım 5. ve son ismimiz olsun diyerek altılımızın ikinci ayağını 8 numaralı Utku'nun kızı, 13 numaralı Nanova, 10 numaralı Derin Damla, 1 numaralı Heartfloat ve son olarak da 3 numaralı Wellburn'u yazarak aynı ilk ayakta olduğu gibi ikinci ayağımızı da 5 atla geçelim derim. Geldik altılımızın üçüncü ayağına. 4 yukarı İngilizlerin kısa vade 9 Buca Belediye Başkanlığı koşusu kupalı bir koşu 1400 metre kum pistte koşulacak. Bilinen süratli stiliyle liderliği alacak 1 numaralı Aksakalı'nın virajı da önde dönüp düzlüğü de en önde görecek isim olacaktır. Bu metrelerden sonra liderliğini korumaya çalışacak olsa da gerilerden çok güçlü gelecek 2 formda ve kaliteli sprinterden 3 numaralı Star Force 4 kez buluştuğu Akın Sözen ile 3 defa kazanma başarısı gösterdi. Koşuyu kazanma şansı en yüksek isim olarak kuponlara işaretleyeceğimiz ilk atımız bugün 3 numaralı Star Force olsun 3. ayakta. Mutlaka olsun kuponlarda. Yine kendisi gibi kuvvetli sprint atarak gelebilen Gökhan Kocakaya ile bütünleşen 5 numaralı Lozan. Çok formda ve 3 numaralı Star Force'u rakip olabilecek tek isim diyerek altılının 3. ayağını 3 numaralı Star Force ve 5 numaralı Lozan'ı yazıp geçebiliriz. Bu iki kalite ve formda isimden biri bu kupayı alacaktır diyoruz. Altılımızın 4. ayağına geldiğimiz zaman 4 yaşlı Arapların şartlı 4. 1600 kum koşusu karşısına çıkıyor. Urfa'da güçlendikten sonra sondan bir önceki yarışında Bursa'da 1300'de starttan 7 boy geç çıkmasına rağmen düzlük boyunca inanılmaz bir sprint atarak koşudan ikincilikle ayrılan ve son yarışını İzmir'de 1400'de 2 boy geç başlayıp virajı rakiplerinin 5 boy kadar gerisine dönmesine rağmen yine düzlükte muhteşem sprint atarak çok kuvvetli gelen koşudan yine ikincilikle ayrılan 3 numaralı Bir Umut. Bugün uzayan mesafede 1600'de son 2 yarışında da üstünde çok iyi uyum sağladığını gördüğümüz Apprentice'i Halil Kaplan idaresinde
kazanma zamanının geldiğine inanıyor ve starttan geç çıksa bile bu Kazbert'in inatçı ve bir o kadar da kabiliyetli yavrusu sonlarda çok kuvvetli gelebildiğini bizlere ispatladı. 3 numaralı bir umutu günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. 4. ayakta 3 numaralı bir umut banko. Geldik altılımızın 5. ayağına. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 1200 kum ile devam ediyor İzmir'de bugün altılı. Yarış yaşamına şartlı bir koşuyla kazanarak başlayan ve sonrasında koştuğu 4 koşunun 3'ünü kısa vade, bir tanesini de açık yarış koşup başarılı olabilen 1 numaralı King Boku Flos. Bu pis ve mesafede 1.14 içinde koşabilen tek safkan olarak dikkat çekiyor. Verdiği 4 aylık aradan etkilenmeyeceğini, yaptığı idmanlarında gösteren ve aksine dinçlikle güzel koşmasını beklediğim kalite safkan bu gruptan üstün bir isim olarak tek bile olabilirdi. Ama yanına 2 rakip yazıp 5. ayağımızı 3 atla geçmek istedim. İlk rakibi bu pis ve mesafede 1 numaralı King Bicolofos'tan sonra en iyi dereceye sahip 1.15 içinde koşabilen tek isim olan ve ayrıca son yarışında yine iyi bir dereceyle kazanırken çok istekli ve diri görüntüsüyle ihmal edilmeyecek bir isim olduğunu gösteren 2 numaralı Magic Apple. Son yarışını kazandığı aprentisi Alper Anoluk idaresinde 1 numaralı King Bukafelos'a en ciddi rakip olmaya çalışacaktır diyerek bu koşunun sürprizini günden güne gelişim içinde olduğunu öğrendiğim son yarışlarını devamlı arkeolarla koşup tatminkar yarışlara imza atan bugün ise 51 kilo gibi bomboş sikletinin avantajını sonuna kadar kullanmasını beklediğim 9 numaralı Mendipan Nevzat Avcı ile 3. ve son atımdır diyerek altılımızın 5. ayağını bu 3 isimle geçmek istedim. 1 numaralı King Boko Flos, 2 numaralı Magic Apple ve 9 numaralı Mendipan'ı yazıp altılımızın 5. ayağı 3 at diyelim. Geldik günün kapanış koşusuna. 4 yukarı Arapların şartlı 4 1200 çimiyle son buluyor bugün İzmir'de altılı. Kazbert'in gümbür gümbürden sonra en çok kazanç sağlayan yavrusu kalite 10 numaralı Mavi Dalga. Sonunda özlediği çim piste kavuşuyor İzmir'de. Gruptan farklı kalitesiyle göze çarpan bu isim önlerde gitmeyi seviyor. Ama İzmir çiminde stilinde çok rakibi var. Tek atılacak kadar güvenemiyorum. O yüzden bu kalitenin yanına rakip olarak yine önlerde gitmeyi seven ve İzmir çimine bayılan bir isim olan, hele ki böylesine kısa mesafede kuponların olmazsa olmaz olacak olan 4 numaralı Eser. İlk rakip olarak yazalım kuponlarımıza 10 numaralı Mavi Dalga'nın yanına. 3. ve son ismimiz de çimde farklı koşular yapan Mustafa Çiçek ile start alacak 2 numaralı Alemin Kralı. Sürpriz yapabilir diyerek altılıya son ayakta 10 numaralı Mavi Dalga, 4 numaralı Eser ve 2 numaralı Alemin Kralı'nı yazıp 3 atla noktayı koyalım derim. Altılımızı son ayağa 3 at. Bugün İzmir'de altılı şablonumuza baktığımız zaman ilk ayağımız 5 at, ikinci ayağımız 5 at, üçüncü ayağımız 2 at, dördüncü ayağımız tek, beşinci ayağımız 3 at, son ayağımıza da 3 at yazdığımız zaman altılımız bugün 30 TL. İzmir'den bugün sizlere 30 TL'lik bir puan verdim. Herkese bol şanslar, çok kazançlı bir gün geçirmenizle. Hoşça kalın.